Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin tavsiye ettiği tesbih, dua ve zikirleri anlatmaya devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat-ı şerife getirmek, birkaç gün evvel salavat-ı şerife ve esrarını uzun uzun anlatmıştık. Burada sadece bir hadiseyi anlatacağım. Haberde geldi ki, Allah-u Teala'nın iki kanatlı bir meleği vardır. Kanatlarının biri doğuya, diğeri batıya ulaşır. Meleğin başı arşın altında, ayakları ise 7 kat yerin altındadır. Üzerinde ise Allah-u Teala'nın mahlukatı sayısınca tüy vardır. Bir adam ya da bir kadın bana salat ettiğinde Allah-u Teala o meleğe arşın altındaki nurdan denizde yıkanmasını emreder. Melek yıkanınca üzerindeki her bir tüyde nurdan damlacıklar oluşur. Allah-u Teala her bir damladan bir melek yaratır. Yaratılan bu melekler kıyamet gününe kadar bana salat eden kişi için istiğfar ederler. Aslında bu hadiseyi 3 defa anlatacaktım fakat sohbetimi çok uzatacağından dolayı anlatmıyorum. Sizler en az 3 defa dinleyin burasını. Anlayın salatü selam getirmenin faziletini. Tesbih. Allah-u Teala buyuruyor. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve sebbihuhu bükrate ve esile. Sadakallahul azim. Ve ona sabah akşam tesbih eyleyin. Yine Allah-u Teala melekler hakkında şöyle buyuruyor. Gece gündüz usanmadan ve ara vermeden Allah'ı tesbih ederler. Enbiya suresi ayet-i kerime 20. Abdullah bin Haris radıyallahu anh anlatıyor. Bu ayet-i kerimeyi duyduğum zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedim ki ya Resulallah nasıl zikirden hiç ayrılmazlar? Vazifeleri onları meşgul etmez mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kimlerdensin dedi. Ben de Abdülmuttalip oğullarındanım dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni kendine doğru çekerek dedi ki ey amca oğlu Allahu Teala onlara tesbihi insanlara nefesi verdiği gibi vermiştir. Yersin, içersin, gelirsin, gidersin ama nefes alırsın. Allahu Teala meleklere tesbihi de böyle vermiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. Her farz namazın ardından 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber deyip sonra da Allahu Ekber la ilahe illallah vahduhu la şerike leh, lehül mülk ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyenin günahları deniz köpüğü kadar bile olsa affolunur. Muhterem din kardeşlerim, namazlardan sonra yani cemaatle namaz kıldığımız zaman camide görüyoruz ki imamın arkasında 1-2 kişi kalıyor tesbihlere ve duaya. Tesbihlerin faziletine bakınız. Denizlerin köpüğü kadar günahı olsa affolunuyor. Ve de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dua ibadetin özüdür buyuruyor. Ve namazı kılıyor, özünü yapmıyor. Yani bu şuna benziyor adeta. Bir ay boyunca çalışıyor, patrona kızıp maaşını almadan çekip gidiyor gibi. Allah muhafaza, dikkat edelim. Halid bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabının yanına çıka geldi ve kalkanlarınızı hazırlayın dedi. Eshab bir düşman mı var diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır kalkanlarınızı cehenneme karşı hazırlayın dedi. Eshab cehenneme karşı kalkanımız nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dedi. Rivayet olundu ki Allah-u Teala arşı kemali azametiyle yarattı. Bir de nurdan bir melek yarattı. Yarattığı meleğe şöyle buyurdu. Seni arşımı taşıman için yarattım.
benden dilediğin kadar kuvvet iste. Melek de şöyle dedi: Ya Rab, senden öyle bir kuvvet istiyorum ki bir parmağımla 7 kat gökleri kaldırabileyim. Allah Celle Celaluhu buyurdu: İstediğin sana verildi. Sonra Allahu Teala rahmetten bir melek yarattı. Ona da önceki meleğe söylediklerini söyledi. Bu melek de: Ya Rab, senden 7 kat yerleri kaldırabileceğim bir kuvvet isterim dedi. Buna da istediği verildi. Sonra rüzgardan bir melek yarattı. O da rüzgar kuvveti istedi. Kendisine bu kuvvet verildi. Sonra sudan bir melek yarattı. Ona da su kuvvetini verdi. Sonra her meleğe bir suret verdi. İnsan suretindeki melek Ademoğlunun rızık işlerini görür. Öküz suretinde olan melek 4 ayaklı ehli hayvanların rızık işlerini görür. Yırtıcı hayvan suretinde olan yerdeki ve gökteki yırtıcı hayvanların rızık işlerini görür. Kerkenez suretinde olan ise kuşların rızık işlerini görür. Sonra Allahu Teala arşımı yüklenin dedi. Melekler çok uğraştılar fakat arşı kıpırdatamadılar. Bunun üzerine melekler: Allah'ım, bizim gücümüz kalmadı. Bu ancak senin kuvvetinle, kudretinle olur dediler. Allahu Teala onlara bu defa ilk verdiği kuvvetin bir misli kuvvet daha verdi. Yine başaramadılar. Sonra Allahu Teala onlara rahmetiyle nazar etti ve Sübhanallah demelerini emretti. Melekler bu tesbihi söyleyince Allahu Teala işlerini kolaylaştırdı. Arşı kaldırdıklarında ayakları da havadaydı. Melekler Hazreti Adem'in yaratılmasına kadar uzun bir müddet bu tesbihe devam ettiler. Hazreti Adem aleyhisselamın ruhu beynine varınca hapşırdı. Allahu Teala ilham etti ve Adem aleyhisselam elhamdülillah dedi. Allahu Teala cevaben yerhamuke rabbuke dedi ve şöyle buyurdu: Seni bunun için yarattım ey Adem. Kısa bir izah yapalım bu arada. Seni bunun için yarattım ey Adem demek, seni bana şükredesin diye yarattım demektir. Hazreti Adem aleyhisselamın tesbihini duyan melekler bu ikinci güzel kelime dediler ve onu da tesbihlerine eklediler. Hazreti Nuh aleyhisselam peygamberliğe başlayıncaya kadar Subhanallahi velhamdülillahi diye tesbih ettiler. Nuh aleyhisselamın kavmi puta tapan bir kavim idi. Allahu Teala Hazreti Nuh aleyhisselama gönderdiği vahiyde kavminin La ilahe illallah demesi halinde onlardan razı olacağını bildirdi. Bu kelimeyi duyan melekler bu üçüncü güzel kelime dediler ve ilk iki tesbihe bunu da eklediler. Hazreti İbrahim'in aleyhisselam gönderilmesine kadar Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah diyerek tesbih ettiler. Allahu Teala Hazreti İbrahim aleyhisselama oğlu İsmail aleyhisselamı kesmesini yani kurban etmesini emretti. Ardından da onun yerine bir koç gönderdi. Cebrail aleyhisselam Allahu Ekber dedi. Melekler bu kelimeyi duyunca bu 4. güzel kelime dediler ve tesbihlerine eklediler. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu Ekber diyerek tesbih etmeye başladılar. Bu olayı Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayretle La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam bu kelimeyi de o meleklerin tesbihlerine ekleyelim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kelimeler bana üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha sevimlidir. Hangisinden başlasan zarar vermez buyurdu. Allahu Ekber. Ebu Abdullah el-Kurtubi anlattı. Davud aleyhisselam şöyle söyledi: Bu gece Allahu Teala'yı hiçbir yaratığın yapmadığı şekilde tesbih ettim. Bu sırada evin yakınında bir kurbağa kendisine seslendi. Tesbihi ile Allah'a karşı övünmemesini söyledi ve devamla dedi ki:
70 senedir Allah'ın zikrinden dilim hiç kurumadı. Sadece 10 gece vardır ki onda yedim ve içtim. Hep iki kelime ile meşgul oldum. Davud Aleyhisselam sordu. O iki kelime nedir? Kurbağa dedi. Ya sebbaha bi külli lisanin ve ya merzuka fi külli mekanin. Davud Aleyhisselam kendi kendine dedi. Ben bundan daha güzelini söylemeyi ümit etmiyorum. Yani en güzel tesbihleri söylemiş kurbağa. Beyhaki de bu hadiseyi şöyle rivayet etti. Allah'ın peygamberi Davud Aleyhisselam kendi kendine hiç kimsenin Allah'ı kendisinin methettiği kadar güzel medih edemediğini zannetti. Bunun üzerine Allah-u Teala ona bir melek indirdi. Davud Aleyhisselam mihrabında oturuyordu. Yakınında da bir su birikintisi vardı. Orada bir kurbağa ötüyordu. Melek Davud Aleyhisselam'a kurbağayı dinlemesini söyledi. Davud Aleyhisselam kurbağayı dinledi. Kurbağa, Subhaneke ve bihamdike münteha ilmike diye tesbih ediyordu. Melek sordu, nasıl gördün kurbağanın tesbihini? Dedi, Davud Aleyhisselam dedi ki, beni peygamber olarak gönderene yemin ederim ki ben böyle medih edemem. Borçların ödenmesi ve fakirlikten kurtulmak için Mus'ab bin Sa'd babasından nakletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her gün kendisine 1000 sevap yazılmasından hanginiz geri kalır? Eshab Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. Bu nasıl olur? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allahu Teala'yı 100 defa tesbih edene 1000 sevap yazılır ve 1000 günahı silinir diye cevap verdi. Rivayete göre adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip dünya benden yüz çevirdi, elimde olanlar azaldı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mahlukatın hürmetine rızıklandıkları tesbih vaktinde ve meleklerin dua ettikleri vakitte sen neredesin dedi. Adam ya Resulallah o tesbih ve vakit nedir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz fecrin doğuşundan sabah namazını kılmaya başladığın zamana kadar 100 defa Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim Estağfirullah de. Dünya mecburen ve hakir zelil olarak sana gelecektir. Allahu Teala bu tesbihin her kelimesinden kıyamete kadar Allahu Teala'yı tesbih edecek bir melek yaratır. Yaptıkları bütün tesbihatın sevabı sanadır diye cevap verdi. Gök gürültüsü ve yıldırım duası. İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet olundu. Kim ki gök gürültüsünü işittiğinde Subhanellezî yusebbihu'r-râdü bihamdihi vel melâiketü min hîfetihi ve huve alâ külli şeyin kadir derse, yıldırım isabet ederse diyeti bana aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gök gürültüsü işittiğinde şöyle dua ederdi. Sübhane men yusebbihu'r-râdü bihamdihi vel melâiketü min hîfetihi. Allahümme la tektülnâ bigazabike ve la tühliknâ bimethulâtike ve âfinâ kable zâlik. Yine bir hadis-i şerifte Allah'ı zikreden yıldırım çarpmaz. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Kim bir günde 41 defa ya hayyu ya kayyum ya la ilahe illa ente derse kalbi kalplerin öldüğü günde ölmez. Rivayet olundu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anhaya şöyle buyurdu. Ya Ali, rızkın azaldığında istiğfarı ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim kelimesini çoğalt. Yine şöyle buyurdu. Ya Ali, sana bir takım kelimeler öğreteyim ki sıkıntıya düştüğünde onları okuyasın. Onlar Bismillahirrahmanirrahim, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim de. Çünkü Allahu Teala
bela çeşitlerinden dilediğini geri çevirir. Bir zalimden korktuğun zaman yine Hazreti Ali'ye şöyle buyurdu radıyallahu anh. Ya Ali, bir zalimden korktuğun zaman de ki, Ya İlahe Cibriyle ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İlahe İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e vel Esbat'a, Ya Münzilet Tevrat'e vel İncil'e ve Zebur'e vel Furgan, Kün bicaren hafizan min filan bin filan keza ve keza. Bu duaları duyan din kardeşlerimiz, hocam yazsanıza diye yazacaklar muhakkak ki. İnşallah önümüzdeki zamanlarda her birerini hem Arapçasını hem Türkçe okunuşunu Türk alfabesiyle yazmaya çalışacağım. Tabii biraz zaman alacak. Ebu Ümame'den rivayet olundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala'nın görevli bir meleği vardır. Kim Ya Erhamer Rahimin derse Erhamer Rahimin sana yöneldi iste der. İsmi Azam ile dua. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kul Ya Rab, Ya Rab deyince Allahu Teala lebbeyk kulum iste verelim der. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize ikindi namazını kıldırmıştı. Bir köpek bize doğru geliyordu. Köpek birden öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim bu köpeğe beddua etti dedi. Bir adam ben dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ismi azamıyla dua etmişsin. Onunla dua edildiğinde dua kabul edilir. Bir şey istenirse verilir. Nasıl dua ettin dedi adam şu duayı okudu. Allahümme inni es'elüke bi enne lekel hamdü la ilahe illa entel mennan tüdebbirus semavati vel ardı ya zel celal vel ikram ikfina hazel kelbi bima şi'te şeklinde dua ettim dedi. Ali bin Ebi Talib kerramallahu veçe buyurdu. Her Arafa günü Arafat'ta Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve Hızır aleyhisselam toplanırlar. Cebrail aleyhisselam maşaallah la kuvvete illa billah der. Mikail aleyhisselam maşaallah küllü nimetim minallah der. İsrafil aleyhisselam maşaallah küllüm biyedilleh der. Hızır aleyhisselam ise maşaallah ma yesrifü su'a illallah der. Sonra ayrılırlar ve gelecek seneye kadar görüşmezler. Rivayete göre Haccac bir gün Hazreti Enes'e kızdı ve onu öldürmek istedi. Fakat bunu yapamadı. Hazreti Enes'e bunun sebebini sordu. Hazreti Enes şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana bir dua öğretti. Onun sayesinde zehir, sihir ve zalim hükümdar bana zarar veremez. Haccac bu duayı kendisine öğretmesini istedi. Hazreti Enes radıyallahu anh sen zalimsin dedi ve ona öğretmekten kaçındı. Hazreti Enes öleceğine yakın hizmetçisine senin bende hizmet hakkın var dedi ve bu duayı öğretti. Hizmetçisine şöyle demesini öğretti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi hayril esma. Bismillahillezî lâ yazurru ma asmihi şey'ün fil ardı ve lâ fissemâ ve hüvessemî'ul alîm. Rivayet olundu. İbn Abbas radıyallahu anh Kâb'ül Ahbar'la karşılaştığında sordu. Ya Kâb, Allahu Teala kitap ve sahife olarak peygamberlere ne kadar gönderdi? Dedi. Kâb, 104 tane dedi. İbn Abbas, kaç tanesini okudun diye sordu. Kâb radıyallahu anh 72 tanesini dedi. İbn Abbas hiç onlarda okunduğu zaman kulun istediği verilen bir duaya rastladın mı dedi. Kâb radıyallahu anh evet dedi. İbn Abbas radıyallahu anh nedir o deyince Kâb şu duayı okudu. Allahümme inni es'elüke
Ya men yemlikü havâices sâilîn ve ya'lemü zamâires sâmitîn ve inne leke fî külli mes'eletin sem'an hâzıran ve cevâben atîden ve inne leke min külli sâmitin ilmen nâtıkan muhîtan mevâidüke sâdigatun ve iyâdîke fâziletun ve rahmetüke vâsiatun ve nimetüke sâbigatun Unzur ileyye bi nazratin rahimetin ya kerim ya zel celali vel ikram. İbn Abbas bu duayı dinledi ve gülümsedi. Kab, niye tebessüm ettin? Dedi. Ey peygamberin amcasının oğlu dedi. İbn Abbas, bu gece rüyamda tebareke ve teala Rabbimi gördüm ve şu duayı senden duyduğum gibi ondan da duydum. Noksansız ve ziyadesiz dedi. İbn-i Vasıti anlattı. Bir zat ki Beyt-i Makdis'e girdi. Kapısını kapattı, kandilleri söndürdü. Onunla birlikte iki kanatlı biri daha mescide girdi. Ve Subhanel gâimid dâimi, Subhanel dâimil gâimi, Subhanel hayyil kayyum, Subhanel melikil guddûs, Rabbül melâiketi ve ruh, Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil aliyyil e'la, Subhanehu ve teala dedi. Sonra bir başkası geldi ve aynı şeyleri söyledi. Sonra bir başkası daha mescit doluncaya kadar. Birisi bana çok yakındı. Dedi ki, Ademoğlu musun? Evet dedim, bana korkma, bu gördüklerin melektir dedi. Dedim ki, ilk gördüğüm ve bu duayı okuyan kimdi? Cebrail'di dedi. Arkasından okuyan kimdi dedim. Mikail'di dedi. Sonra okuyanlar dedim. Melekler dedi. Bu duayı okuyana ne sevap var dedim. Sene boyunca her gün bir defa bu duayı okuyan cennetteki makamını görmeden ya da cennetteki yeri gösterilmeden ölmez dedi. Ravi diyor ki bir sene çok uzun. Belki o kadar yaşayamam dedi. Sonra bu duayı senenin günleri adedince okudum ve hayır gördüm dedi. Muhammed bin Amr da şöyle dedi. Bu duayı 3 gün içinde okudum. Bir adam geldi, senin için şunları şunları gördüm dedi diye anlatır. Şeyh-i Ekber Muhiddin Arabi Hazretleri, ben bu duayı bir gecede okudum ve hayır gördüm dedi. Bu duayı arkadaşım Abdullah da okudu ve yerini gördü veya gösterildi. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim, bu duayı tavsiye ettiğim herkes bir şeyler gördü. Sizler de bu duayı okuyarak öldükten sonra cennete mi gireceksiniz, cehenneme mi gireceksiniz? Rüyanızda görme imkanınız var. Çünkü ölmezden evvel görürseniz, Allah-u Teala size gösterirse halinizi düzeltme imkanı var. Eğer kötü bir durum varsa. Onun için okumanızı tavsiye ederim. Rivayete göre Medine'de bir genç vardı. Ana babasına itaatkar idi. Küçük abdestini bozamama hastalığı tutuldu. Babası Peygamber Efendimiz'e durumu bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu söyledi. Şu duayı oku. Bismillahi Rabbil arşi ile semâ. Rahmetüke ala ehlil ardike rahmetike ala ehlis sema ferham veledi feftah hasrahu. Adam elini çocuğun karnına koydu ve bu duayı okudu. Bir saat içinde çocuğun sıkıntısı açıldı. Yangından boğulmaktan ve hırsızlıktan korunmak için Ebu Talib el-Mekki Kurutul Kulüp kitabında İbni Abbas radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Hızır sallallahu aleyhi ve sellem ve İlyas aleyhisselam her mevsim buluşurlar ve şu kelimeleri söyleyerek ayrılırlar. Bismillahi maşaallah, la yesugul hayra illallah, maşaallah, la yesrufus su'e illallah, maşaallah, ma yekün min nimetin feminallah, maşallah, la havle ve la kuvvete illa billah. Sabah olduğu zaman bu duayı 3 defa okuyan insan yangından, boğulmaktan ve hırsızlıktan emin olur.
Ebu Bekir radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle haber verdi. Cebrail aleyhisselam ona şunu söylemiş. Allahu Teala ümmetine söyle. La havle ve la kuvvete illa billah kelimesini 10 defa sabahleyin, 10 defa akşamleyin, 10 defa uyuyacağı zaman söylerse ondan uyuyacağı zaman dünyanın belaları, akşamleyin şeytanın tuzakları, sabahleyin ise gadabım kaldırılır diye buyuruyor. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu. Bana bir keder geldiğinde okumam için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı öğretti. La ilahe illallahül kerimül halim. Subhanallahi tebarekallahu rabbül arşil azim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere Allah-u Teala'ya emanet olunuz.